borç tavanı tartışmaları iyi gitmiyor. Bununla ilgili zaten endişelerimi defalarca dile getirdim ve nasıl önlem alacağımızı da konuşmuştuk. Allah'tan o önlemi almışız. Bugün bizi bayağı kurtardı. Baktığımızda günün azak %1.26 S&P 500 %1.11 Dow Jones da %0.69 eksi de kapattı. Artıda kapatan ne vardı? VIX vardı. %8.31 civarında artıyla kapattı. Nedir VIX? VIX volatilite endeksi. Yani Amerikan borsalarına aniden karıştıran durumlarda yukarı doğru fırlıyor ortalıkta karmaşa varsa ben de hem genel katılımdaki herkese VIX'e bir bakın demiştim. Hem de kanal katıl üyelerine VIX nasıl alınır, denen işe yarar konusunda detaylı anlatımlarda bulmuştum. O yüzden bu zararlı günden kurtulduk. Siz de böyle bilgiler ayarlamak istiyorsanız katılmanıza fayda var. Peki ne oluyor? Bu borç tavanı meselesi niye bu kadar uzuyor? Daha evvel birkaç kez anlattım. Cumhuriyetçilerle demokratlar kapışıyorlar. Cumhuriyetçiler diyorlar ki demokratlara biraz daha az para harcayın. Boyna borçlanıyorsunuz. Olacak iş değil diyorlar. Demokratlar da diyor ki ya ne alakası var? Onu bizim bütçe konuşmalarına konuşmamız lazım bu geçmiş borçların ödemesi ki bu borçların bir böyle Trump döneminden geliyor. İmzalayın şunu geçin koşulsuz imzalayın diyorlar ve kapışıyorlar. İlk defa yaşanan bir şey değil. Daha evvel de bahsetmiştim. 2011'de default'a kadar yani temelüte kadar da gitmişlerdi. Bugün neler oldu? Bugün Biden'la Cumhuriyetçilerin temsilcileri bir araya geldiler, konuştular saatlerce. Bittiğinde konuşma pozitif açıklamalar yaptılar. Herhalde bir anlaşmaya varacağız dediler ama henüz varamadık dediler. Bu arada Cumhuriyetçilerde de biraz kendi içlerinde de bir bölümü var. Esas konuşmalara götüren McCarthy olumlu gidiyoruz. Bir sonuca varacağız diyor ama başkaları da var. Onlar pek bir yere varmıyor bu görüşmeler diyorlar. İşte bunlar da piyasalara gazı veriyor ve süreci uzatıyor. Süre de çok az kaldı bu arada. Yelen yani Amerikan Haziran Bakanı 1 Haziran'a itibaren borçlarımızı ödeyemeyiz demişti. Yani 8-9 gün kaldı ve diyorlar ki şu anda hemen anlaşmaya varsak bunun kanunun çıkması 10 gün sürer. Bundan dolayı biraz da vakit kazanmaya çalışıyor demokratlar. Goldman Sachs diyor ki aslında 1 Haziran'da değil de 6 ile 8 Haziran arasında parası biter hazinenin. Demokratlar da biraz daha erteleyip 15 Haziran'a kadar kapağı atarsak orada yeniden vergi tahsilatları olur. Böylece onun üzerine bir 30 gün daha katarız pazarlıkları sürdürürüz diyorlar. Yani olacak hiçbir koca Amerikan hükümetin düştüğü durumlar. işte siyasiler bu partizanlık, bu uzlaşmama kültürü her yerde gerçekten dert. Ülkeyi böyle bir zor duruma sokabiliyor. Tabii süper korkutucu açıklamalar da geliyor. Gelen açıklamalardan bir tanesi eğer uzlaşmaya varılmaz da Amerika temelüde düşer, borçlarını ödeyemezse hisse senetlerinin %45 civarında değer kaybedebileceği. Neye göre hesaplanmış bilmiyorum. İlk bir hafta içerisinde 1,5 milyon kişinin işsiz kalacağı, bu işin birkaç ay içerisinde ise Amerika'daki işsizliği %3.4'ten sıkı durun %8.7'ye kadar tırmandırabileceğine dair korkutucu veriler de geliyor. E tabi bizler gibi yatırımcı açısından ürkütücü şeyler bunlar. O yüzden önlemli olmamız gerekiyordu. Allah'tan önlemimizi aldık. Mesela bugün aslında görüyorsunuz şu anda yan tarafta portföyümün ciddi bir bölümü darbe aldı. Palantir hariç. Bitcoin, Ethereum, Palantir, AGG. Onlar fena değildi. Gerisini hepsi de darbe yedik. Ama aldığım VIX opsiyonu beni biraz ayakta tuttu. Bugün epedir de kar ediyorduk. O kadar dert değil. Amerikan yönetim sisteminde meclis iki parçadan oluşuyor. Bir temsilciler meclisi var orası cumhuriyetçilerin kontrolünde bir de senato var orası demokratların kontrolünde. Bu ikisinin uzlaşması gerekiyor bu kanunun geçebilmesi için en sonunda Biden bunu imzalayacak. Cumhuriyetçiler diyorlar ki biz zaten temsilciler meclisinden aylar önce bir kanun geçirdik. Bu Biden bununla ilgilenmediği iş ne kadar erteledi uzattı bu işleri suçlu Biden'dır diyorlar. İşte demokratlar da diyor ki ya o kanun olacak kanun değil bütün giderleri kısıyor böyle yaparsak sosyal yardımlar yapamayız, sağlık sistemimiz durur, bu işlemez, böyle kanun mu olur diyorlar. Birbirlerini yiyorlar. Eğer cumhuriyetçilerin önerisi meclisten geçerse gelecek sene gayri safi milli hastalığın Amerika'da %2.25 yerine %1.6 büyüyebileceğini iddia ediyor demokratlar ve 780 bin kişinin direkt işsiz kalacağını söylüyorlar. Bu yüzden uzlaşmıyorlar, pazarlık etmeye devam ediyorlar. İşin enteresanı cumhuriyetçi seçmenler arasında yapılan anketlerde %50'sinden epey fazlasının ödemeyelim, temel öde düşerim, ne olur olsun havasında oldukları görülüyor. Bu tip fanatik şeylerden hep uzak durmak lazım. Biliyorsunuz böyle fanatikler yüzünden İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Şimdi facia durumdalar. Enflasyonları %14 ekonomileri büyüme vesaire. Böyle çok fanatik işler yapmamak lazım ama şu sıra Cumhuriyetçiler demokratlardan böyle biraz intikam almak istiyor. Bile biliyorsunuz Trump'a kötü davranıldı. Ondan dolayı diyorlar ki batsın bu dünya. Ama benim tahminim Cumhuriyetçiler ve de, Demokratlar mecliste bunun bir orta yolunu bulacaklar. Bulmazsa bizi zor günler bekler. Herkes önlemini alsın. Tekrar tekrar söylüyorum. Pazarlığa tabi olan konular ne? Demokratlar diyorlar ki vergileri artıralım. Çünkü cumhuriyetçilerin döneminde özellikle Trump döneminde zenginlerde alınan verginin azaldığını iddia ediyorlar. Bir yandan da harcamaya devam edelim. Bir de zaten ekonomi zor durumdan geçiyor. Ne olur bizden şu alar kesintiler istemeyin diyorlar. Öbürleri de diyor ki hayır vergileri artırmayalım. Yeterince vergi var harcamayı kısmamız gerekiyor. Harcamayı kısma kalemi olarak da epey çok işsizlik gelirleri var Amerika'da mesela o insanları çalışmaya zorlayalım. İşte federal hükümetin satın almayı düşündüğü bazı ürün ve hizmetleri alımını durduralım. Onlar konuşuluyor, tartışılıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Bu müzakereler bir süre daha devam edecek. Belki beyaz saray biraz borçları erteleyerek vesaire vakit kazanmaya çalışacak. Eğer bu dert üstümüzden kalkmazsa borsalar rahat edemeyecekler. O yüzden inşallah bir an önce biter. Ben hala olumluyum ama önlemli gitmeden de olmaz diyorum. 14. madde diye bir kural var Amerika'da. Anayasada bir 14. madde var. 14. madde diyor ki Amerika borcunu her zaman öder. Bunun ödenmemesi anayasal olarak derttir diyor. İşte bazı fanatik demokratlar diyorlar ki Biden'a boş ver cumhuriyetçileri. Kullan 14. maddeyi. Bitir bu işi diyorlar. Ama orada cumhuriyetçilerin Biden'ın bu hareketini anayasa mahkemesine taşıması mümkün. Anayasa mahkemesi de cumhuriyetçilerin kuvvetli olduğu bir yer. Orada bu işler takıları gibi gözüküyor. Bunun dışında temsilciler meclisinde 5 cumhuriyetçinin demokratlar ile beraber oy kullanması olabilir. Bu da bir yol. Ama biraz zor bir yol açıkçası. Bunu yapan cumhuriyetçileri biraz hani bizim partiyi sattın duygusu olacaktır. Bir de Amerikan Merkez Bankası belki olaya girebilir. Gerçi biz girmeyiz. Bizim bu konuda yapacağımız bir şey yok. Bu borç limiti bizim meselemiz değil de dediler. Ama belki orada biraz önlem alınabilir. Biraz daha para basabilirler. Her şekilde bu yeni bir şey değil Amerika'da. 106 yıldır bu kanun var. Niye böyle bir kanun çıkartmışlar? Niye kendilerini bu kadar zorlamışlar? Bilemiyorum açıkçası. 78 kez de burada uzlaş uzlaşmaya varılmış. Bunda da en de sonunda herhalde uzlaşmaya varırlar ama uzadıkça süreç maalesef o mis gibi rallimiz çok iyi geldik buraya kadar. Yüzde %28 %28'e yakın arttı geldi Nazlak. Dün de biliyorsunuz 0.50 daha arttı. Hisse senetleri coştu dün çok iyiydi performanslar. Bugün ama biraz gol yedik. Ben bu videoyu şu anda saat 11'i çeyrek geçe borsa kapandıktan hemen sonra yapıyorum. O yüzden bugün diyorum ama videoyu siz yarın izleyeceksiniz. Tedbirli olmakta da fayda var. Nedir bizim bu siyasetçilerden çektiğimiz, nedir bu ilkel siyasi sistemle seçtiğimiz hakikaten bizim daha iyi çözümlere ihtiyacımız var. Türkiye'de de öyle, Amerika'da da öyle, dünyanın her yerinde de öyle ve bizim uzlaşmaya açık, iyi niyetli siyasetçilere ihtiyacımız var. Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle.